Cuma günü saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 5'e kadar sürüyor. Polis ekipleri insan kalabalığının olduğu yerlerde kontrol noktaları kurdu ve meydan, cadde, pazar ve çarşılarda denetim yapıyor. Ekipler sadece bu kontrol noktalarında değil, aynı zamanda insansız hava araçları büro amirliği ekipleri de kentin farklı merkezlerini denetledi. Drone'la kısıtlamaya uyulup uyulmadığını izlediler, kısıtlamaya uymadığı tespit edilen vatandaşlara ise cezai işlem yapıldı. Hafta sonunu içine alan kısıtlamaya uymayanlar da oldu. Bursa'da 10 kişilik grup polis ekiplerini görünce sokak aralarına girip izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Yıldırım'a bağlı Ulus Mahallesi'nde kayda geçen görüntülerde iddiaya göre 10 kişilik grup mahallede taşkınlık çıkardı ve mahalle sakinleri de durumu polise bildirdi. Grup polisin geldiğini görünce hemen kaçmaya başladı. Fakat içlerinden biri polislere "gel" diye bağırdı. "Gel lan gel!" Soğuk havada kısıtlamada görevli polis memurlarının içini ısıtmak için bir iş insanı çorba ikramında bulundu. Bursalı iş insanı Muhsin Şaşmaz ilgili kurumlardan izin aldı ve Acemler mevkiinde denetim yapan polis ekiplerinin yanına geldi. Burada geldiği araçla ekiplere sıcak çorba dağıttı. Emniyet Teşkilatı arkadaşlarımız bizler için, sağlığımız ve güvenliğimiz için sürekli yollardalar, dışarıdalar. Bu soğuk havada ve önümüzdeki saatler ve günler daha da soğuk olacağını biliyoruz. Çorbayla hem onların içini ısıtmak hem manevi olarak emniyet teşkilatımızın yanında olduğumuzu göstermek adına böyle bir proje yaptık. Sokak kısıtlamasını ihlal eden sürücünün ehliyeti de yoktu. Eşiyle beraber dışarı çıkan adamın aracı COVID-19 virüsüne yakalanan bir arkadaşından aldığı ortaya çıktı. Ehliyeti olmayan kişi hasta arkadaşını arayarak aracını almasını istedi fakat polis buna engel oldu. Olmaz. Aracın sigortasının olmadığı belirlenirken sürücü 3 kez ehliyetsiz yakalandığını itiraf etti. Polis kısıtlamayı ihlalden ve ehliyetsiz araç sürmekten sürücüye 5.623 lira, eşine de kısıtlamayı ihlalden 3.150 lira ceza kesti. Karantinada olan virüs hastası kişiye de ehliyetsiz birine araç vermekten ve aracın sigortasız olmasından 2.605 lira ceza kesildi. Soğanlı Mahallesi'nde ise kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri denetimde bir aracı durdurdu ve kısıtlamada dışarı çıkan 2 kişiye belgelerini sordu. Belgeleri olmayan 2 kişinin üst araması yapılınca şüphelilerden birinin yağmurluğunun kapüşonunda, diğerinin de ceplerinde kimyasal uyuşturucu bulundu. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu çıkınca araçta da arama yapıldı ve gizli bölmelerde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilere dışarı çıktıkları için 6.300 lira para cezası kesildi. Aynı zamanda da gözaltına alındılar. Kimseye zararımız yok. Kimseye devlete karşı hiçbir şekilde bir şeyimiz yok. Zorluk çıkartmadık. Silah zaafım olduğu için bulunmadık. İnegöl'de ise kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Suriyeli Muhammed isimli kişi muaf olmadığı halde kısıtlamaya uymayarak yanında arkadaşıyla dışarı çıktı. Polis 2 kişiye de ceza kesti ve aynı zamanda Muhammed isimli kişi sınır dışı edilmek üzere Bursa Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması yurtta ilginç görüntüler kaydedilmesine neden oldu. Burası İstanbul Arnavutköy. Bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıdaydı ve yanındaki kişiyi otomobilinin bagajına sakladı. Esnafın cep telefonuna yansıyan görüntülerde yasaktan muaf olduğu düşünülen kişi, diğer kişiyi bagaja sakladıktan sonra tekrar aracına bindi. Bagaja giren kişinin ise yasaktan muaf olmadığı için saklandığı tahmin ediliyor. Avcılar'da polis ekipleri yaptığı denetimde çeşitli suçlardan aranan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiyi gözaltına aldı. Denetimlere Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da katıldı ve kısıtlamalar sayesinde vakaların azaldığını söyledi. Yasakların da faydalı olduğunu gördük. İlçemizde son 10 günden beri uygulanan özellikle restoran, kafelerdeki kısıtlama neticesinde birinci hafta %20, bu hafta ile 10 günde %40 oranında ilçemizdeki vakalarda azalma var. Bu da sevindirici ve önlemlerin de etkili olduğunu göstermekte. Kocaeli'de ise kısıtlamaya rağmen vatandaşlar bir binada çıkan yangını izlemeye geldiler. Dilovası ilçesinde 5 katlı binanın giriş katındaki depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevre binada bulunan vatandaşlarsa yangını izlemeye çıktı fakat sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Sosyal mesafeyi de ihlal eden kişiler kısıtlamayı hatırlayınca dağıldı. Edirne'de denetim yapan polis ekipleri ise denetime takılan fakat polisin dur ihtarına rağmen kaçan sürücüyü drone'la yakaladı. Aracın kaçtığını gören ekiplere drone eğitimli memur yardımcı oldu. Aracın kaçtığı yolu drone'la takip ettiler. Araç çıkmaz sokakta takılınca ekipler sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yan yoldan caddeye çıkarken seyir halindeki araçla çarpıştı. Kendi aracı yan yattı. Kazanın adresi Bursa Nilüfer, Yıldıray Demiray, Dumlupınar Caddesi'nde ilerlerken Kerim Erdal'ın kullandığı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Erdal'ın sürdüğü araç yan yattı. Aracın içinde olan Ömer Bakıcı burada sıkıştı. Hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza yerine geldi. İtfaiye yarım saatlik çalışmayla ağır yaralanan Ömer Bakıcı'yı sıkıştığı araçtan çıkardı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin sağlık durumları ise iyi. Kafaya geldik. Arkadaş yolu tahmin edememiş. Yolun acemisi herhalde. Öyle. Yıldırım'daysa benzin almak için akaryakıt istasyonuna gelen araç alev aldı. Vatandaşların paniği kameraya yansıdı. Millet Mahallesi'nde kayda geçen görüntülerde sürücü benzin almak için beklerken aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sorunu anlamak için 6 kişi aracın başında toplandı ve araç bir anda alev alınca çil yavrusu gibi kaçıştılar. İstasyon görevlisi alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Nilüfer'de motosikletli kurye motorun hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çarptı. 23 yaşındaki sürücü Mustafa Bayındır çarpmanın şiddetiyle yere düştü ve yaralandı. Abi. Alo. Abi sizin bu Ömer galiba bu arkadaş. Yoldan geçen diğer sürücüler ve polis ekipleri ambulans gelene kadar yaralı genci sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekiler gence Ömer deyince yaralı genç benim adım Mustafa diyerek ağlamaya başladı. Burada ufak bir kaza yapmış da küçük sanayi. Ömer değil Mustafa abi benim adım. Mustafa abi benim adım. Evet bu BP'nin hemen üst tarafı. BP'nin hemen üst tarafı. Geliyor. Sol ayağının acıdığını söyleyen genç sağlık ekiplerine yalvardı. Bak bunu yapmak zorundayız. Çok idare. Bak seni anlıyorum ama hastaneye bu şekilde gidemezsin. Zaten yolda da sarsılacaksın, tamam mı? Kaza yerinde ilk müdahalenin ardından Mustafa Bayındır, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu yemyeşil alan kış turizminin en önemli merkezlerinden biri Uludağ. Aralık ayı gelmiş olmasına rağmen zirveye hala kar yağmadı. O nedenle de gelen yerli ve yabancı turistler için bu küçük alana suni kar yapıldı. Gelen ziyaretçiler bir avuç karda Uludağ hatırası fotoğraflarını çekindi. Kuraklık ve susuzluk tehlikesi Bursa'da alarm veriyor. Su şehri olarak bilinen kentte bazı baraj ve göller kuruma noktasına geldi. Özellikle son yıllarda zirvede yağışın olmaması nedeniyle de kuraklık endişesi artıyor. Bu kurak alansa Bursa Ovası'nın %80'ini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Gölü. Gölün %90'ı kurumuş durumda. Bölgede dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesini üreten çiftçi şimdilerde kara kara düşünüyor. Bursalıların içme suyunun karşılandığı Doğancı ve Nilüfer barajlarında da durum endişe verici. Küresel iklim değişikliği Bursa'daki su rezervlerini ciddi oranda etkiledi. Kentin içme suyunu sağlayan Doğancı Barajı'nda su seviyesi %40'a kadar düştü. Nilüfer Barajı'nda ise durum daha vahim. Burada da su seviyesi %5'e indi. Çanakkale'de çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı Binpınarlı İde olarak geçen Kaz Dağları'nın dibindeki Bayramiç Barajı kuruma noktasına geldi. 96.500.000 metreküp su kapasitesine sahip barajda yaklaşık 12 milyon metreküp su kaldı. Kuraklık nedeniyle meyve üretimini bırakan ilçedeki çiftçiler su istemeyen yulaf, buğday ve tahıl ekimine yöneldi. Geçtiğimiz üretim sezonunda kuraklık sıkıntısını yaşadık. Neden yaşadık? Bir önceki yıla göre suyumuz 20 milyon metreküp azdı. Tabii şu anda bu görmüş olduğunuz baraj 96 milyon metreküp su toplamakta. 96 milyon metreküp su toplamakta ama şu anda yaklaşık olarak barajımızda 12 milyon metreküp su var. Kuraklık ve kirlilik Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nü de tehdit ediyor. Gölde Kemerboğazı mevkiindeki 1,8 kilometrelik genişlik kuruyan alanlar nedeniyle 1,2 kilometreye kadar düştü. Ve kuraklık böyle devam ederse Eğirdir'in iki ayrı göle dönüşeceği düşünülüyor. Senirkent Akkeçili kısmına balıkçılar bel hizasında yürüyerek karşıdan karşıya geçebilmektedir. Tekneler burada çalışmamaktadır. Çünkü batık kısımdır ve motorları çalışmamaktadır. Pervaneleri otlarla dolanmaktadır. Bu çevrede çok sayıda kamış ve sazlık adacıklar meydana gelmiştir. İstanbul'da da kuraklık endişe verici boyutta. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros, barajlardaki su doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştığını söyleyip vatandaşları suyu tasarruflu kullanma konusunda uyardı. Elimizde hiçbir mikrop kalmasın. Evet, 20 saniye oldu. Şimdi az suyu fazla açmama gerek yok. Az miktarda suyu açıyorum ve elimi güzelce duruluyorum. Evet, güzelce elimi durladım. Ne kadar su harcamış olduk? Yani 100-200 mililitre arasında su harcadık. Elimi sabunlamaya başladım. Suyu da açık aldım. Yani dikkat etmiyorum. Evet, su akıyor o tarafta. Ben elimi sabunlamaya başladım. 3 litre suyumuzla yine aynı temizliği yapmış olduk. Bir tarafta 100-200 mililitre, öbür tarafta 3 litre. Gerçekten çok büyük fark var. Bağlamışlar mı? Ağzı bağlı. 12 yavru köpek çuval içinde ölüme terk edildi. Bursa İnegöl'de yaşayan Hatice Terkenli ve arkadaşları sokak hayvanlarını beslemek için Yenişehir'e gidince bu korkunç manzarayla karşılaştı. Zavallı köpekler çuvalların içine sokulmuş ve burada açlıktan ölüme terk edilmişler. Ne diyeyim ben, vallahi ne diyeyim ya. Hayvan içinde kaç gündür içinde bulun. Kokmuş. Öyle mi? Bilmiyorum ki, canlı. Canlı, evet. Canlı. Hayvanseverler köpek seslerini duyunca çuvalları açtı ve ölmek üzere olan köpeklere mama verip belediyeye haber verdi. Evet, barınağa, güvenli yere gidiyorlar şimdi. Raşit de bu çuvalın kıpırdadığını gördü. Bir baktık ki içinde canlı bir şekilde, hayvanı bağlı bir şekilde bunu buraya böyle bırakmışlar. Diyarbakır'da site sakinlerinin beslediği kedilerden biri arka ayakları kesik halde bulundu. Kliniğe getirdim, ameliyata aldılar ve veteriner hekimimiz şey dedi. Hani bu bir bıçak kesesine benziyor. Hani araba motoru veya şeyle olacak bir şey değil dediler. Kedi geldiğinde şoktaydı zaten. Onun için bir damar yolu açıp serum taktık. Sonra da ameliyatını yaptık. Dün akşam zaten gözlem altındaydı. Şu anda da iyiye doğru gidiyor. Bir 15-20 günlük tedaviden sonra artık umarım bir sahip buluruz. Melek isimli kedi diğer kedilerle apartmanın bodrum katında site sakinleri tarafından besleniyordu. Güvenlik kayıtlarını inceledim. Kediyi böyle saat 18 civarında oralarda sağlıklı gezerken gördüm. Ondan sonra görmedim. Kamera açısından çıktı ve başka şekilde görmedim. Dönüşünü de görmedim. Kedi Meleğe bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorlar. Şimdi hala takipteyiz, bir kan izi bir şey arıyoruz hala. Emniyet güçleri tarafından da ona bir yürüteç ayarlandı. Ama bundan sonraki süreçte o sokak canlarına bir şey olmaması için de hayvan hakları yasasının çıkmasını istiyoruz. Sosyal medyada kedilerin ayaklarının büyü yapma amaçlı kesildiği iddiası ortaya atıldı. Sonra bunda da kalmadı. Ambulansın kapılarını kilitleyip. Sakarya'da 8 yaşındaki çocuğun rahatsızlanması üzerine Serdivan'da ailenin evine gitti 112 acil sağlık ekipleri. Çocuğun ilk muayenesi yapıldı, ardından çocuğun hastaneye götürülmesi gerekti. Çocuğun üvey babası ve kardeşi de ambulansa binmek istedi fakat ekipler pandemi tedbirleri gereği sadece çocuğun annesini alacaklarını söylediler. Böyle olunca üvey baba ve kardeş 112 ekiplerine küfür ve hakaret ederek saldırdı. Güzel ambulansımızın kapısını bu hale getirdi. Dışa doğru bükerek. Sonra bunda da kalmadı. Ambulansın kapılarını kilitleyip içeriye saklanmaya çalıştık ve ambulansa dışarıdan birçok yumruk attı. Ambulansın kapısını açıp içeri girdiler. Ekiplerin yardım çağırmasını engellemek için içerideki telsizin kablosunu koparttılar. Kod vermek istedik ama telsizimizi koparttı yerinden. Sonra bu kapıdan sürücü arkadaşa saldırdı. Telefonla polise haber verildi ve polis olaya müdahale etti. Covid-19 virüsüne yakalanan hastaya giden ambulans kaza yaptı. 3 sağlık personeli yaralandı. Virüs hastası fenalaşınca ambulans yola çıkmıştı. Niğde-Amasya yolunda kavşakta bir otomobille ambulans çarpıştı. Sürücü ve 2 sağlık çalışanı da hafif yaralandı. Ambulansın çarpıştığı otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlatırken otomobilin önü hasar aldı. Ambulansa çarpışmanın şiddetiyle yan devrildi. Yaralı sağlık personelleri gelen başka bir ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pandemi hastanesinin önündeki ambulans yoğunluğu korkuttu. Son aylarda riskli vaka artışı yaşanan illerden biri de Trabzon. Kentte pandemi hastanesi olarak kullanılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önünde kayda geçti bu görüntüler. Ambulanslar hastane girişinde kuyruk oluşturdu. Vaka sayılarında %51 artışın yaşandığı Trabzon'da COVID-19 hastalarını hastaneye yetiştirmek için yoğun çaba harcanıyor. Kliniklerdeki yoğunluk son olarak ambulans yoğunluğuyla kaydedilirken görüntüleri kayda alan karantinadaki bir vatandaş, "Durumun ciddiyetini anlamanız için illa içinde mi olmanız gerekiyor?" dedi. Toplumsal olaylara müdahale aracı yani TOMA İstanbul'da yola devrildi. Lastiği patlayan TOMA refüje çarptı, ardından da yola devrildi. Topkapı istikametine giden TOMA için ekipler çağrıldı. İçindeki 2 polis memuru kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlk müdahale ambulansta olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düştü. TOMA'nın kaldırılmasıyla trafiğin akışı da normale döndü. 2 polis memurununsa sağlık durumları iyi. Polis silahlı şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheliyle polis arasında arbede yaşandı. 2 polis yaralandı. Yalova'da meydana gelen olayda silahlı saldırgan çay ocağına girerek işletmeciye ateş açtı. İşletmeci yaralandı, saldırgansa kaçtı. Şüpheliyi bulmak için çalışma başlatan ekipler şüphelinin evine operasyon düzenledi. Polis ekipleri ve şüpheliyle yakınları arasında çatışma yaşandı. Ekipler grubu dağıtmak için havaya ateş açtı fakat yaşanan arbedede 2 polis memuru yaralandı. Bölgeyi çeviren ekipler asıl şüpheliyle beraber 9 kişiyi gözaltına aldı. Eski eşi tabancayla kapısına dayandı. Kadın destek uygulaması üzerinde polise ihbar yapan kadın polisin operasyonuyla kurtarıldı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eşinden boşanan kadın kendi evi tadilatta olduğu için eski eşinin babasının evine geldi çocuğuyla beraber. Adam bu durumdan haberdar olunca babasının evini silahla bastı. Silahı gören kadın hayatından endişe etti, KADES uygulamasıyla yardım çağırdı. 3 dakika içinde özel harekat polisleri olay yerine geldi. Ekipler gaz bombasıyla adamı etkisiz hale getirdi. Silahlı adam sol ayağından yaralandı. Bir özel harekat polisi ise kulağından. Kadın ve çocuğu ise kurtarıldı. Silahlı olduğu için, akıl dengesi yerinde olmadığı için ben tekrar KADES uygulamasını kullanmak zorunda kaldım. Yaklaşık 3 dakikada bizim ekip geldi zaten. Ekip gelene kadar bu karşıdan zaten iniyor aşağı, bizim apartmana giriyor. Hedef ben ve çocuklarımdı. 3 veya 4 tane gaz bombası atıldı orada. Aha, ondan sonra kısa bir çatışma da oldu. Etkisiz hali orada o getirildi zaten. Basıyorum. KADES'i butona tıkladığım zaman, evet dediğim zaman zaten 3 dakika veya 4 dakikada ekip gelmiş oluyor. Eski kız arkadaşının evlenip hamile kaldığını öğrendi. Kızın evinin olduğu sokağa gelip aracına saldırdı. İnanmıyorum, benim adamın arabasının camını kırdı. Olayın adresi Antalya. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan adam eski kız arkadaşının evine geldi. Eve girmeye çalışınca genç kadın polisten yardım istedi. Kapıyı kıran şüpheli adam genç kadının evlendiğini ve şu an hamile olduğunu öğrendi. Hakaretler ve tehditler savurdu. Sinirlerine hakim olamayan adam genç kadının aşağıda park halinde duran aracının camını kırdı. İnanmıyorum, benim adamın arabasının camını kırdı. Polis ekipleri saldırgan adamı zor sakinleştirdi. Kısıtlama olmasına rağmen dışarı çıktığı için de 3150 lira para cezası kesti. İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşunun kavgası ölümle bitti. Kamil Tokmak, Bekir isimli komşusunun evine gitti ve iki komşunun arasındaki gerginlik arttı. Bekir isimli adam evine gelen Kamil Tokmak'a silahla ateş etti ve karnından vurdu. Tokmak kanlar içinde kalırken silahlı adam aracıyla kaçtı. Silah sesleri üzerine polise durum ihbar edildi. Polislerle gelen sağlık ekipleri Kamil Tokmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Bekir isimli şüpheliyi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Park halindeki araç çekiciyle çalındı. Görüntülerin adresi Eskişehir. Park ettiği aracının yerinde olmadığını gören Hasan Kurşunlu ihbarda bulundu. Soru sorduk. Acaba dedik emniyet tarafından mı çekildi yoksa başka bir şekilde mi gitti? Bize dediler ki emniyetin otoparkında herhangi bir yerde aracınız yok. Büyük bir olasılıkla çalındı. Polis güvenlik kameralarını inceleyince durum ortaya çıktı. Yani normal arabayı çalıştırıp götürdüklerini çok duyduk. Kaçırdıklarını çok duyduk ama çekiciyle çalındığını ilk defa görüyorum. Şok geçirdik dediğim gibi. Yani diyorum ya, dağda bayırda bir yerde olsa alıp götürmelerine o kadar şaşırmayacağım. Otomobili çalan sabıkalı iki şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Aracın Ankara'ya götürüldüğü tespit edildi fakat araçtan halen haber yok. Şüpheliler yakalanmış. İnşallah bizim aracımız da gelir. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşı çalışmaları ikinci faza geçiyor. Faz 1 çalışmaları 14 Aralık'ta sonlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da faz 2 çalışmalarına başlanacak. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ve Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirdiği aşı ilk olarak Kasım ayında 44 gönüllüye yapılmıştı. Önemli bir yan etkiye rastlanmadı. Faz 2 çalışmalarındaysa 200 gönüllünün aşılanması planlanıyor. Artık faz 2'de artık etkinliğini değerlendireceğiz ve insanlarımızı artık aşıya karşı ön yargıyı bırakıp aşılanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Çünkü eğer biz faz 2'de ne kadar çok insanı aşılayabilirsek insanlarımızın bağışıklanmasını o kadar artıracağız ki şu anda salgının pik seviyelerini görmeye başladık. Salgından da korunmanın en iyi yolu aşılanmak. Eğer insanları aşılayabilirsek bu korunma mümkün olacak ama aşılayamazsak maalesef kayıplarımız artacak ve salgın büyüyecek. Aşının koruma süresinin 6 ila 8 ay arasında olacağı düşünülüyor. Aşı tamamen Türkiye'nin imkanlarıyla yapıldı. Yurt dışından da gelmediği için bir katkı maddesi ya da yurt dışında insanlarımızın bir endişesi var. Yurt dışından acaba bu aşıya bir şey mi katılıyor ya da bizim işte genetiğimizi etkileyecek bir şey mi konuluyor gibi düşünüyorlar. Bu endişeler bu aşıda yok. Rahat olabilirler. Bu aşı her zaman uygulanabilecek ve kendi insanımızın güvenle kullanabileceği bir aşı. Aşı geliştirme merkezlerinden bir diğeri olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nde de başka bir yerli aşıda hayvan deneyleri aşamasına geçildi. Haziran ayında başladık bu çalışmalarımıza ve kısa zamanda uzun yollar kat ettik. Burada geliştirilen aşı protein temelli bir aşı ve güvenli aşı olarak görülüyor. Virüse ait küçük proteinleri biz kimyasal olarak sentezleyip bunu aşı formülasyonu haline getiriyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda virüsün spike proteinine ait mutasyona uğramayan bölgeleri belirledik ve bu bölgelere ait peptitleri kimyasal olarak sentezledik. Hayvan deneylerinde bu aşıyla şu ana kadar herhangi bir problem yaşanmadı. 2021 yılında aşının insanlara yapılması planlanıyor. Neden oluyor mu olmuyor mu? Hem güvenlik testlerini gerçekleştiriyoruz hem de bu aşının koruyuculuğu var mı? Bu testleri gerçekleştiriyoruz. Bu da zaten klinik öncesi yani faz öncesi deneylerin son basamağını oluşturuyor. Yani 2021 sonunda her şey yolunda giderse ve başarılı olursak 2021 bitmeden yerli ve milli aşımızı ortaya koymuş olacağız. T hücrelerinin bağışıklık sisteminde en önemli hücreler olduğunu söyleyen göğüs hastalıkları uzmanı, COVID-19 virüsüyle savaşırken bu hücrelerin güçlü bir bağışıklık sağladığını söylüyor. Bu antikor bağışıklığı virüsten virüse değişmekle beraber özellikle aşılarla elde edilen bağışıklık geçici bir bağışıklık. Bu virüsün türüne göre kiminde haftalarla ifade edilen bir süreyi, bazen senelerle ifade edilen bir süreyi, bazen de ömür boyu devam eden bir bağışıklık oluyor. Ama ömür boyu kalan bağışıklığı bize hücresel bağışıklık sağlıyor. Bunun da en önemli aracı T lenfositleri veya T hücreleri dediğimiz hücreler. Covid-19 geçiren birini vücutta oluşan antikorlar 3-4 ay boyunca koruyabiliyor. Ardından antikorlar iyice azalıyor. Fakat bu kişiler tekrar virüsle karşılaşsalar bile antikorlara çok az veya belki de hiç olmadığı halde bile hastalanmıyorlar. İşte bunun sebebi T hücreleriyle sağlanan bağışıklıktır. T hücreleri uzun bir bağışıklık sağlıyor. Sadece antikorlar üzerinde bir değerlendirme yapmak son derece yanlış. Yani bir kişinin antikorlarını ölçtünüz yüksek. Bu kişinin o hastalıktan korunacağı manasına gelmez. Evet, bunun korunmak için etkili bir silah olabilir ama bunu ispat etmez. Bunun aksine bir insanın kanında yeteri kadar antikor bulunmayabilir ama o kişide işte bahsettiğimiz bu T hücreleri, hücresel bağışıklık varsa ve bu yerinde ise o kişi antikorları olmadığı halde çok kısa zamanda gerekli bağışıklık cevabını oluşturabilir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor. İstanbul Avcılar burası. Görünen renkli şeylerse taş ya da poşet değil, deniz anası. Her biri en az 1 kilo ağırlığında olan deniz anaları görenleri korkuttu. Kredi kartının kenarı gibi keskin olmayan kısmıyla tıraş köpüğü uzaklaştırılır. Böylelikle ciltte kalmış olan zehirli kapsülleri ciltten uzaklaştırmayı sağlarız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ ekipleri Avcılar sahiline geldi ve tırmıklarla sudaki ve kıyıya vuran deniz analarını topladı. Bu iklim değişikliğine bağlı olarak artık okyanuslardan ya da başka denizlerden de istilacı deniz canlıları kendi kıyılarımıza gelmiş bulunmaktadır. Aslan balığı, balon balığı ve pek çok deniz anası türü de bunlardandır. O yüzden özellikle iklim değişikliğine karşı ciddi önlemler alınmalı. Bu konularda ayrıntılı araştırmalar yapılmalıdır. Hayatında ilk defa drone gören çocuk korkudan kaçmaya başladı. Görüntülerin adresi Mersin. Amatör fotoğrafçı Tarsus ilçesinde drone'la bölgeyi havadan görüntülemek istedi. Bir süre drone uçuran fotoğrafçı küçük çocuğun drone'a baktığını görünce çocuğa doğru drone'u yaklaştırdı. 7 yaşındaki küçük çocuksa drone'un ne olduğunu anlamayınca korktu ve kaçmaya başladı. Çocuğun panik halleri ise drone'a böyle yansıdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin evde hasta bakım merkezi ve ambulans servisiyle çok sayıda hastaya hizmet veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da fırsat bulunca evde hasta bakım hizmetlerinden yararlanan hastaları ziyaret ediyor. Hastalara moral olması için ziyaretlerini sürdüren Aktaş bu ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi ve 78 yaşındaki Asiye Yıldız'ı Değirmenönü mahallesindeki evinde ziyaret etti. Gelip alıp götürüyorlar, getiriyorlar. Eve hizmet için geliyorlar, fizik tedavi için. Çok zor durumdaydı. Şu anda kendi kendine lavaboya gidebiliyor. Bugün hem halini hatırını sormak hem de bir geçmiş olsun demek için ekip arkadaşlarımızla birlikte onu ziyaret ettik. Evde bakım hizmeti yıl 12 ay 7-24 devam eden bir hizmet. Yılda 8.000 küsür değişik hastaya hizmet veriyoruz. Ama beraberinde de aylık 10.000 civarında hastaya hizmet vermiş oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk hizmetlerinin yanı sıra ulaşımda da çalışmalarını sürdürüyor. Kestel'de akıllı kavşak uygulaması hizmete giriyor. Akıllı kavşakla beraber Kestel çıkış yolunda araç yükü %40 oranında azalacak. Kestel kavşağında yapılan düzenleme ile Uludağ Caddesi'nden Ankara ve Bursa istikametine doğru gitmek isteyen zirve saatte yaklaşık 700 araç kavşağın en yoğun kolu olan Kestel çıkışından izole edildi. Böylelikle Kestel çıkış kolunun araç yükü %40 oranında azalmış ve çaprazlama kaynaklı kapasite kayıpları giderilmiş oldu. Kestel çıkış kolunun depolama alanı genişletildi ve kavşağın toplam kapasitesi %50 oranında arttı ki bu çok ciddi bir oran açıkçası. Kavşak alanında ortalama kırmızı ışık bekleme süresi de 20 saniye azalmış oldu. Bursa Yıldırım Belediyesi, COVID-19'la mücadele kapsamında hijyeni sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi ve boş kalan sokaklarda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Araba Yatağı ve Ulus mahallelerinde yapılan çalışmayla moloz yığınları toplandı. Yaklaşık 20 kamyon atık bölgeden uzaklaştırıldı. Torununa şişe fırlatan kişiye yaşlı kadın masayla saldırdı. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri. Restoran sahibi babaanne torununun bir müşteriyle tartıştığını gördü. Müşteri siparişin hala hazır olmadığını öğrenince sinirlenip bağırmaya başladı. Elindeki dezenfektan şişesini restoran sahibinin torununa doğru fırlattı. Yaşlı kadın da torununa şişe fırlatılmasına sinirlendi ve oradaki masayla müşteriyi yere düşürdü. Görüntüler sosyal medyada viral haline geldi. Rusya'da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Havai fişek imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı ve yangının etkisiyle içeride üretilen havai fişekler patlamaya başladı. Hafta sonu tatili nedeniyle fabrikada kimse yoktu. Bundan dolayı ölüm ya da yaralanma olayı yaşanmadı. Fabrikada çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangının nedeni ise araştırılıyor. Suudi Arabistan'da 5 Aralık'ta ülkede bugüne kadar görülen en şiddetli fırtına ve kasırga meydana geldi. Elcaf eyaletinde çıkan kasırga 75 kilometreye ulaşan hızla kenti vurdu. Birçok ev ve araç hasar gördü. Aynı zamanda vatandaşlar da çok zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra kadar indi.